Değerli izleyenlerimiz, Bir Devre Alem programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası Gebze bölgesi, son yürük obası, Sığırlık merası. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Gebze'nin dağlarında saklı bir hazine, kültür ve medeniyet tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer, gördüğünüz gibi bir yürük obası. Ve yürük obasında belgesel görüntüler tespit edeceğiz. Birlikte izliyoruz. Yürük obasına doğru şu an yolumuz devam ediyor. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle... Bir yanlış yere gelmedik değil mi? Sanayi bölgesinin yoğun olduğu Gebze'de, Kocaeli'de bir yürük obası. Daha önce burası yörüklerindi. Öyle mi efendim? Tabii, 600 yıldır yörüklerindi. Sizden. Mehmet Özer, Marmara Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Bizi Çin Seddi'nden büyüklerimiz Anadolu işlerine Tuna'nın beri kıyısına kadar yolcu ederken 8000 kilometreye yakın yolu biz yayan yürümüşüz. Konar göçer halde yürümüşüz. İlk göçü yola çıkardığımızda 20 çadırlık filan göçü yola çıkardığımızda büyüklerimiz demişler ki, iki tane eren yaşlımız, ya biz bu insanları yola çıkardık ama önceki gidenler sonradan gelenleri nasıl tanıyacak? Sonradan gelenler önceki gidenleri nasıl tanıyacak? Bunlara bir işaret verelim, bir parola verelim, oradan birbirlerini tanısınlar demişler. O iki tane yaşlı erenimiz konuşurken bir yaşlı anamız da, ben işareti buldum, renkleri de var demiş. Söyle demişler, o yaşlı anamız da alemi sema oluşmuş, gökkuşağı. O gökkuşağından renkleri alıyorlar ve Osmanlı keyfiyesi diyorlar. Şu renge öyle benim mi? De size takdim edeceğim. Aman Allah'ım, şu, en güzel hediye. Şu hediyenin rengi nedir? O, savaş döneminde Osmanlı finansmanının ve bugün de al bayrağımızın rengidir kırmızı. Mor umudumuzdur, hevesimizdir. Yeşil dinimizin rengidir, dinimizi sembolize eder. Beyaz temizliği, paklığı sembolize eder. Sarı buğday başağını, bereketini sembolize eder. Allah memleketimizi ben Türk'üm diyen herkesin sofrasında bereketlerini eksik etmesin diyoruz. Ben bu Osmanlı keyfiyesini size takdim ediyorum. Ne güzel bir hediye değerli izleyenlerimiz. Siz de bizim uluslararası ülkemizin aynasısınız. Son derecede dinleyip sizden konuşmalarınızdan feyiz alıyoruz. Buraya kadar gelip katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Vatanda biz doğduk, büyüdük. Burada ben kıl çadırın altında doğduk. 1948'de böyle. İşte hayvancılıkla geçimlerimizi sağlamaktayız. İdik. Sonra buralar Evkaf İdaresi'nden burayı icarla tutup işte hayvancılıklarımızı yapıyorduk. Burası ondan sonra atış sahası olaraktan burayı değerlendirdiler. Atış sahası olunca burada huzursuzluklar, adam ölmeleri, hayvanlar vuran vuruldu. Buradan millet sağa sola çıkmak isteyenler çıktı ama halihazırda burada hayvancılıkla geçim sağlayanlarımız burada mevcut. Bu ana kadar duruyordu. Ama şimdi ise Orman İdaresi buraya el attı. Fidancılık yapıyor. Bilmem neler oluyor işte burada. Netice itibariyle herkes burada işinden gücünden, yani hayvancılığından da terk etmiş durumdalar, yani terk etti. Doğumumu sorarsan 23 doğumluyum. 1923. He, 23. Nere doğumlusunuz? Yani aşağı yukarı burası gibi, ama İznik'te doğmuşum. Niye İznik'te orada doğmuşsun? Buradan mı? Buradan gitmişler, Yunan işgalinde. Orada bebek olarak buraya gelmişim. Burada büyüdüm demek aşağı yukarı. 4 sene de askerde kaldım. Alman harbinde askerdim ben.
Aman Allah'ım. Ya. Buranın havası, suyu sizi böyle... Sorma bırak. Bizi dağıttılar buradan. Orman zabit etti, askeri atış etti, bilmem ne. Horanımızı dağıttı buradan. Horanınızı dağıttı? Ya sen ne konuşuyorsun? 3-4 tane de adam öldü. Toptan, mermiden, bilmem neyden. Bizim çektiğimiz erezillik yaparsa bizim sahibimiz yokmuş. Doğma bölüme buradan dışarı çıkmak istemiyoruz yani. Yaz kış burada yaşıyor. Başbakan'dan görüşmek istiyorum, ben gidip görüşemeyim yani. Bize sahip çıkmasını istiyorum başbakanın. Bize sahip çıksın, ben bu hayvanı nerede infa edeceğim, nerede götüreyim, nereye ısrar edeyim, haram edeyim mesela. Ben başbakanımızın bize sahip çıkmasını istiyorum, burayı istiyorum. Bizim Yörükler çok değer veririz memleketimize, insanlığa, komşuya, obaya. Hürmetlerimiz sonsuzdur anneye, babaya, ataya. Böyle bir millet olmakla minnettarız Mevla'ya. Kara çadırımızın içine yayarız böyle kilim ile keçe. İçinde oturur misafirlerimiz bacım ile ece. Her zaman buraya gelip gidelim. Eşimizi, dostumuzu ziyaret edelim. Geçmişimizi unutmayalım, geleceğimizi bilelim. Aslını unutmayana çok teşekkür ederim. Yıllardır ta Osmanlı'dan beri bu bölgelerde yaşıyorlar. Son zamanlarda problemleri oldu. Orman görevlileri buralardan çıkmalarını işte talimat veriyorlar onlara. Burayı terk edin. Ve bunlarda problemleri var, sıkıntıları var. Dernek vasıtasıyla arkadaşlarımız da bize ilettiler. Biz de dedik bir ziyaret edelim. Yerinde görelim, bizzat kardeşlerimizle görüşelim ve görüştük. Bir dosya hazırlayacağız. İnşallah önce Orman Su İşleri Bakanımız Veysel Bey'le görüşmeyi planlıyorum. Ona anlatalım. Yetkililerle görüşüp bir çözüm, yani kardeşlerimizin burada yaşantılarını devam etmeleri adına neler yapabiliriz? Bir alt şeyde, genel müdürlükte falan bunları bir görüşeceğiz. Daha sonra belki bir çıkış yolu bulup başbakanımıza teklif edeceğiz. Benim kanaatim belki bir yeni yasal düzenleme gerekebilir. Hükümetimiz onu da çıkarabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bugün buraya gelmemizin inşallah bu yönüyle büyük bir faydası olacak. Buradaki kardeşlerimizin, hatta tüm Türkiye'deki Yörüklerin Yörük kültürünü, örf, adet, geleneklerini yaşatmaları anlamında önemli bir yasal çalışma yapalım. Ondan sonrası kolay. Yani biz buradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkarız. Yörüklerin işte çadırıdır, yaşam tarzlarıyla ilgili bu bölgede ne yapılması gerekiyorsa biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak onları yapmaya hazırız. Ama şu anda elimizde bir yasal şey yok. Yani bize hak veren Büyükşehir Belediyesi olarak benim yetkimde olsa bunu hemen yaparım zaten. Ama şu anda bizim yetkimizi aşan bir durum var burada. Orada ne yapacağız ona bakacağız. Önümüzü açarsak gerisi kolay. Yani şu anda benim yetkim olsa hemen yarın ben buraya su getiririm, yol getiririm, ne gerekiyorsa. Ama şu böyle bir yetkimiz yok yani. Bunu inşallah böyle bir takım çalışmalarla yasal düzenleme haline getirip çözmeye çalışırız arkadaşlarımızla birlikte. Şubat 1, Mart 2, Nisan 3, tokuklar söylüyor, gel yaylaya göç.